İyi akşamlar, doğum günüm kutlu olsun. Amca. Saat 12'yi geçmedi ama ilk kutlayan ben olayım istedim. Vallahi sürpriz oldu, hiç beklemiyordum. Ne yetin geldin be? Bana bak, misafirin falan varsa, yani bayanlar falan, merak etme. Ben rahatsız olmam. Tam tersi daha rahat ederim. Hatta senden dökülenleri bile toplarım, ne dersin? Yok amca, kimse yok. Kitap okuyordum. Aa, sebep? Manyak mısın oğlum sen? Amca, yengem nerede? Gördüğün gibi benimle beraber değil. İşi vardır herhalde, sormadım. Bir problem yok değil mi? İşte, olağan adli vakalar. Olmuş bir şeyler sanki ama. Oğlum, evlilik bu. İlla bir şeyler olacak. Sen bir halt edersin, o kızar ama gidemez. Sonra o bir halt eder. Sen kızarsın ama gidemezsin. Kalırsın. Bile bile kalırsın diyorsun ha? Ya, kalırsın. Kalırsın. Çünkü onun dışında kimin yanına gidersen git, kendini rahat hissetmez. Yalnız hissedersin. Bir süre sonra suç ortağı olursun. Kader ortağı olursun. Kopamazsın yani. Kopamaz. Ya. Bugüne kadar Allah kahretsin, keşke hiç evlenmeseydim dediğim binlerce durum oldu. Ama işte Neriman yengen aksidir, maksidir, esereklidir ama o benim dalga kıranımdır, pusulamdır. Ben onsuz kaybolurum. Darısı senin başına. Hadi bakalım, mutlu yıllar. Sağ olun canım. Günaydın Şükrü abi. Günaydın. Ömer Bey kürekten döndü mü? Yok, dönmedi daha. Ha. Ne yaptın sen? Hediyene karar verdin mi? Ya verdim de ara tara hiçbir yerde bulamadım. Kime sorsam bana bulamazsın diyor. Sıkma bu kadar kendini canım. Başka bir şey düşünürsün. Yok, olmaz. Başka bir şey olmaz. Ne alacaksın ki? Kitap. Ama Ömer Bey'in en sevdiği kitabın ilk basımı. De işte 2 gündür tırım tırım geziyorum sahafları. Hiçbir yerde yok yani. Sabo'ya baktın mı? Sabo kim? Sabo İstanbul'un bohçası gibidir. En eski sahaflardan biri. Ne ararsan var. Kesin onda vardır aradığın kitap. Gerçekten mi ya? Ya Şükrü abi, gerçekten Hızır gibisin. Tamam o zaman. Ben bir ara vaktim olduğunda bugün gideyim. Tamam. Sen kahvaltıyı hazırlamaya başla istersen. Ömer Bey döner birazdan. Tamam, o zaman ben gideyim kahvaltısını hazırlayayım. Sağ ol Şükrü abi, teşekkür ederim. Bu arada ben bir ara senden alayım, adresi alayım. Tamam. Bay bay. Günaydın Şükrü. Günaydın efendim. Ömer Bey, bir saniye efendim. Efendim, doğum gününüz kutlu olsun. Bizim çocuklar yapmışlar, bahçeye asarsınız diye. Sağ ol, sağ olsunlar. Çok da güzel yapmışlar. Ben hemen asayım bunu bahçeye. Tamam Suluyorum. Allah'ım ya. Ben sularım dedim ya size. Bırakın siz. Bir kere de ben sulayayım canım, ne var?
Ya siz çiçeği sulamıyorsunuz ki resmen zavallının canına kastettiniz. Gözümle gördüm ben. Öyle haşırt diye dökülmez o su. Nasıl sulanır? Böyle yavaş yavaş ince ince dökeceksiniz canını acıtmadan. Böyle haşırt diye suyu dökerseniz çiçek afallar. Yazık zaten yeri değişti. O kadar korkutmamak gerek. Peki bu daha büyür mü? Şimdi ilk haftalar çok önemli. Bu biraz daha böyle yerine alışsın. Ondan sonra biz bunu biraz daha büyük bir saksıya geçireceğiz. Ondan sonra yavaş yavaş böyle filizlenip büyümeye başlayacak. Bakın mesela şu dipte olan yeşillikleri gördünüz mü? Yeni yeni filizler çıkıyor. Şimdi biz bunu büyük saksıya geçince bu dikilerin büyük filizlerden büyümeye başlayacak. Oh, ellerim mis gibi toprak koktu. Siz de sever misiniz toprak kokusunu? Bu ne? Of! Hemen yıkıyorum. Böyle bir listeye göz gezdiriyordum da pasta istememişsiniz. Özellikle istememişsiniz. Evet, pasta seremonisini pek sevmem. Aa, olmazsa olmazlar vardır. Yani Ömer İplikçi'nin bile gerçekleşmesini isteyeceği mutlaka bir dileği vardır herhalde. Hadi üfleyin. Neden yapıyorsun bunu? Nasıl yani, neyi? Ben hiç anlamıyorum. Diğer tarafta bambaşka bir durum. Ya neden hakikaten? Gerçekten ne yapıyorsun? Ben size bilmeden bir şey mi yaptım? Yani haddimi aştıysam... Hayır, tamam. Sen direkt şey, tekneye git istersen. Burada bir işin kalmadı. Peki, siz bilirsiniz. Benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Ne düşünüyorsun Neriman? Kızı nasıl giydireceğimi. Kız derken Defne'yi mi? Hı hı. Arayayım da gelsin, bir minik hazırlanalım. Ona bırakamam çünkü. İllahi Neriman, alt tarafı bir tekne gezisi ya. Geçirsin altına şortunu, giysin kafasına şapkasını, taksın gözüne güneş gözlüğünü, oldu bitti işte. İstersen eline bir de şeker verelim de çarpışan arabalara binsinler. Ay işte ben bu yüzden toz olup uçmak istiyorum. Genç yaşımda kırıştım ben, bak böyle ellerim titremeye başladı sinirden. Ay şort var, şort var. Ay hem sen ne anlarsın? Allah Allah, ver şu telefonu bana, arayayım kızı. Tamam. Vıdı vıdı vıdı. Sinirlenme, sakin ol. Sakinim ben, çok sakinim. Defne. Neriman Hanım. Gel. Benim şimdi azıcık işim var sonra. Bak zaten enerji tasarrufu modundayım. Daha da beni sinirlendirme. Buraya gel dedim. Gurur ve Önyargı. 1951 basımı. Hasan Ali Yücel serisinden. Ama ben aşk ve gurur istemiştim. Asıl adı Gurur ve Önyargı'dır. Ama daha ticari olsun diye sonradan aşk ve gurur olarak çevrildi. Aslında konuyu düşününce tabii. Daha doğru geldi değil mi? Gururları ve ön yargıları yüzünden kendilerini aşka bırakamayan iki kişinin hikayesi. Bir araya gelmeleri için tek engel var. O da kendileri. Fiyatı neydi acaba onun? 300 lira. 300 mü? Oha! yani oha derken biraz pahalıymış anlamında söyledim ben. Yalnız benim yanımda o kadar para yok. Almam da lazım çünkü bugün doğum günü. Bu basımı çok kıymetli ama değerin altında gitmesini istemem. Emin olun çok değecek birine gidecek bir kitap. Şey yapsak o zaman. Ben size şunu versem, üzerine de çalışarak ödesem. Nasıl? Raflarınız bayağı dağılmış her yer her yerde. Ben bunları bir toparlasam mesela. Kabul edin, iyi teklifti. Hiç fena olmaz. Tamam, ben hemen başlayayım o zaman. Peki o zaman. Tamam. İnşallah bu kadar kıymet verdiğinize değen birisidir. Öyle biri. Hadi kolay gelsin.
Ah, dakika bir gol bir ya. Bu kadar kitaba dokununca bile bir acayip oluyormuş. Bir de demek okusan ne olacak? Ay Neriman Hanım beni öldürecek. Koş kızım acele et. Alo Nihan. Kızım şu an uçak motoruna bağladım. Acil benim işleri yetiştirmem lazım. Sonra öreceğim ben seni. Hadi. Aman düş. Düş hatırım kalır. Al düş bir daha düş. Acaba Ömer Bey kitabı görünce ne yapacak ya? Çok çalıştınız bu kitap için. Çok uğraştınız. Belli ki kıymet verdiğiniz biri. Öyle biri. Kitap aslında işin görünen yüzü kızım. Aslında siz o kişi için emek veriyorsunuz. Paradan ziyade zaman harcıyorsunuz. Tüm bunları hak ettiğinden, onun da size kıymet verdiğinden emin olun. Tabii tabii. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Hoşça kalın. Güle güle.